Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Miraca geldik. Vel mi'racu hakkun ve kad usriye bin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve urce bi şahsihi fil yakada ila semai thumma ila haythu şa'allahu minel ula ve ekremahullahu bima şa'a ve avha ileyhi ma avha مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى فَصَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْآخِرَةِ وَالْاُولَى. Peki miraç, kelime anlamı itibariyle uruçtan geliyor. İsmi alet, yani elleti uruce fiha, kendisiyle böyle yukarılara çıkılan o alete miraç deniyor. Mekke-i Mükerreme'de, Mekke-i Mükerrem'in son yıllarında, hüzün yılından da sonra oluyor. 7 tane görüş var miracın hangi tarihte olduğuyla alakalı. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıkıyor. Son yıl görüşünü de alabiliriz. Nereden çıkıyorlar? Ummuhani'nin evinde ya da Hicr'deler. Hazreti Cibril oraya geliyor. Efendimiz aleyhisselamla bir operasyon yapıyorlar kalbine. Yani semaya çıkacak şekilde Allah Resulü'nü hazırlıyorlar. Hazreti Musa aleyhisselam Cenab-ı Hak'la konuşabilmek için ve kellemallahu Musa teklima 40 gün bir hazırlığı vardı. 40 gün ancak konuşabilmişti. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bereketi, Allah azze ve celle katındaki üstünlüğünden dolayı Cenab-ı Hak sallallahu aleyhi ve sellemi hemen bir kalbindeki operasyonla, yani maddi alemden manevi aleme, metafizik aleme gidecek. Dolayısıyla bu beden bu şartla miraca hazır değil. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bedenine bir müdahale var işte. Ve vaadna Musa 30 leyleten ve etmemnaha bi aşrin. A'raf suresinin 142. ayet-i kerimesi. Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Kudüs'e gidiyor. Buraya İsra diyoruz. Oradan miracı başlıyor. Semaya sallallahu aleyhi ve sellem uruç ediyor. Yani neden Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mekke'den doğrudan semaya çıkmıyor da Kudüs'e geliyor? Kudüs'ten semaya çıkıyor. Çünkü Kudüs bütün peygamberlere ya da pek çok peygamberlere merkezlik yapmış. Peygamberler oradan idare etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'den Kudüs'e gece yürüterek, orada bütün peygamberleri de arkasında namaz kıldırarak artık yeryüzünde idare, yeryüzünde siyaset, yeryüzünde imamet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine geçti. Cenab-ı Hak onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Kudüs'e götürüyor. Kudüs'ten semaya alıyor. Yani bu ümmetin elinde Kudüs ne zaman varsa ümmet dünyaya hakim olmuştur. Kudüs'ü kaybettiği zamanlar ümmet dünyada zelil olmuştur. Onun için Kudüs'ün hürriyete kavuşması demek bütün bir alemi İslam'ın kurtulması demek. Yeryüzünü yeniden Müslümanların idare etmesi demek. Kapı Kudüs. Allah Azze ve Celle bizi oraya işaret ediyor. Bakın 22. sayfa 143. ayet-i kerime. Ve kezalike ce'alnâküm ummeten ve sadel litekûnû şühedâ alennâs ve yekûner rasûlu aleyküm şehîde. Yani ummeten ve sadel. Vasat ümmetsiniz siz. Yani bütün insanlara şahit olmak için bütün yeryüzünü Allah Azze ve Celle'nin buyruklarıyla idare edebilme adına Cenab-ı Hak sizi vasat bir ümmet kıldı. وَكَذَٰلِكَ جَهَنَّاكُمْ. Şimdi sizi kılıyor. Peki sizden önce kimdi o? Hemen bir sayfa geri gelin. 121. ayet-i kerime. Efendim 122. ayet-i kerime. Ya beni İsrail ezkuru ni'meti yelleti en'amtu aleyküm. Ey beni İsrail, sizin üzerinizdeki nimetimi hatırlayın. Peki nedir nimeti? Ve enni faddaltukum alel alemin. Beni İsrail'i yaşadığı dönemde, yaşadığı zamanda Cenab-ı Hak
bütün milletlere üstün kılıyor. Ya beni İsrail'e zükürü ni'meti yelleti en'amtu aleyküm. Nimet verdim ve faddaltukum alel alemin. Peki ne zamana kadar Yahudiler en üstün millet, dünyayı onlar idare edecekler? Allah Teala onları taftil ediyor. Ve kezalike cehennâküm, buraya kadar. İşte siz geldiniz. Ve kezalike cehennâküm ümmeten vasadan. Onun yolu neresi? Kudüs. Kudüs elindeyse sen dünyaya hakim olursun. Eğer Kudüs'ü kaybedersen vasat ümme olma hususiyetini zahir bir anda kaybedersin. O zaman yeniden Yahudi devreye girer. Ya beni İsrail'e zikuru ni'meti yelleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya geliyor. Oradan miracı oluyor, işte semalara çıkıyor. Sonra dönünce Mekke'de insanlar inkar ediyorlar. Olmaz diyorlar. Allah Resulüne soruyorlar. Efendimiz'e sahih hadisler, işte Beyt-i Makdis'in özelliklerinden bahsediyor. Onları anlatıyor. Yoldaki kervan vesaire, o kervandaki hayvanlardan da haber veriyor. Peki Mekke'de inanmayanlar var. Müslüman olup da irtidat edenler var. Eğer bu sıradan bir hadise olsaydı, rüya olsaydı, Hazreti Muaviye'nin söylediği gibi, o zaman Mekke'de inkar edenler olmayacaktı. Çünkü rüya ile dünyayı gidenler, görenler, dolaşanlar şu kadar insan var. Yani rüya değil ki, Mekke dalgalanıyor. Mekke'de bir irtidat başlıyor. Olmaz diyorlar. Yani şimdi bizde de böyle bazı böyle fikri mağlubiyete mahkum olanlar, onlar da olmaz diyorlar. Ya kardeşim, gökten meleğin inmesine senin aklın tahammül ediyor, bunu anlıyorsun da buradan yukarıya insanın çıkmasına neden aklın tahammül edemiyor? Yani oradan meleği indiren Allah buradan insanı oraya çıkarmaya neden kadir olmasın? He? Öyle değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meleği indirmeye kadir olan Peygamber aleyhissalatu vesselamı kalbine bir takım yaptığı müdahalelerle semaya çıkarma noktasında neden aciz olsun? Peki yani meseleye, Kudüs'e buradan bakmak lazım. Yani diyoruz ki eğer Miraç rüya ile olsaydı Mekke'de inkar olmayacaktı. Mekke'de bunu kabul edeceklerdi. İsra suresine gelin. İsra suresi 15. cüzde 1. ayet-i kerime İsra'dan bahsediyor. Yani Mekke'den Beyt-i Makdis'e kadar olan fasla İsra diyoruz. Oradan yukarısına ise Miraç diyoruz. İsra'ya inanmayan birisi kafir olur. Neden? Çünkü ayette var. Miraç'a inanmayan meşhur hadislerle sabit olduğundan dolayı o da ehli bidat olur diyor akaid ulemamız. Peki neden biz bunu akaid konusunda işliyoruz? Çünkü Kur'an bahsediyor. Kur'an-ı Kerim bundan bahsediyorsa, İsra var diyorsa, İsra'yı inkar edenin imanı gider. Yani buna inan diye alıyor buraya. Ya akaid hangi konulardan bahsediyor? İnanmadığınız zaman imanınızı kaybedeceğiniz konulardan bahsediyor. Dolayısıyla Miraç'a bu cihette her Müslümanın inanma mecburiyeti var. İsra'ya. İsra'ya inanmazsa imanı kaybeder. Ama Miraç'a inanmazsa ehli bid'at olur. Meşhur rivayetlerle sabit olduğundan. Yine bakın şimdi İsra suresinde hangi ayet-i kerime? 60. ayet-i kerimeye gelin. 288. sayfa. وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ diyor. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا. Şimdi وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا, rüya diyor. Aslında ne diyor? Rü'yedir o, gözle görmek. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا, Miraç gecesinde senin o alemi temaşa etmen, o görmeni. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ, İnsanlar için biz onu ne yaptık? Bir fitne yaptık. Bir imtihan vasıtası, bir imtihan vesilesi yaptık. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَ الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ, Bütün insanlar için
onu bir imtihan yaptık. Yani bir kısmı ondan dolayı inkar ettiler. Eğer Miraç, İsra uykuyla olsaydı, rüyada olsaydı, o zaman o insanlar için fitne olmazdı. Peki neden efendim Allah Teala o zaman rüya diyor da rüya demiyor, gözle görme demiyor da rüya diyor? Çünkü onlar buna rüya diyordu. Müşrikler rüya diyordu. Onların görüşünden hareketle, ifadelerinden hareketle meseleyi anlatıyor. Mesela eyne şurekâi diyor değil mi Cenab-ı Hak? Kıyamet günü. Eyne şurekâi diyecek. Nerede benim ortaklarım? Peki Allah Teala onları ortak olarak kabul ediyor mu? Etmiyor. Kim kabul ediyor? Mekke müşrikleri. Yani onların ifadesinden hareketle söylüyor. Eyne şurekâi diyor. Halbuki Mekke putları Cenab-ı Hakk'a ortak olabilir mi? Olamaz. Yani burada da rü'ya kelimesini kullanıyor ama asıl anlamı rü'ye, gözle görmek. وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَ الَّتِي اَرَيْنَاكَ Sana gösterdiğimiz o temaşayı اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ Mekke müşrikleri için bir imtihan vesilesi yaptık. Yani ya da yeni Müslümanlar için. Onların bir kısmı bunu anlayamadılar, inkar ettiler. Peki şimdi İsra ile alakalı temel ayetimize bakalım. Subhane tesbihin alemidir. Usebbihu subhane demek. Yani subhane Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyorum. Yani fevkalade bir hadise var. Birileri bunu anlamayacaklar, anlayamayacaklar. Anlayamadığına inkar edecekler. Allah Azze ve Celle'ye aziyet isnat etmelerinden onu tenzih ediyorum. Subhanellezi esra bi'abdihi. Kimi tesbih ediyorum? Esra bi'abdi. Esra yürüttü demek. Aslında sera fiili ba harfi ceriyle o da yürüttü anlamına geliyor. Peki madem sülasiyle ifade ediyorsunuz, orada mezit fiil getirmemeniz lazım ama rubayı getiriyor. Neden getiriyor? Yani sülasiyle ba harfi ceri var burada. İfade edebiliyordunuz. Ne diyorduk? Ziyadetul lafzi tedullu ala ziyadetil mana. Esra bi abdihi. Fevkalade olağanüstü bir gece yürütmesi var. Ab neyi ifade eder? Ab ma'ruhi vel cesedi. Ab diyorsanız, kul diyorsanız o ruhun adı olmaz. Hem ruh hem bedenin adıdır. Yani burada abd kelimesini kullanıyorsa lügatta abd demek hem beden hem ruhun adıdır. Dolayısıyla esra bi abdihi kulunu yürüttü. Ruhla olmaz. Değil mi? Ruhu derdi ama abd dediğine göre Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hem ruhu hem bedeniyle beraber yürütüyor. Leylem minel mescidil harami. Esra zaten gece yürüyüşü ama manayı tekit etmek için bir daha geceyi getiriyor. Leylem minel mescidil harami. İptida lil gaye fil mekandır değil mi? Mekandaki bir başlangıç noktasını bildiriyor bize. Min. Nereden? Min mescidil haram. Nereden yürütüyor? Mescidil haramdan. Ruh bedenle yürütüyor. Nereden çıkarıyoruz? Abd kelimesinden çıkarıyoruz. İlel mescidil aksa. Mescid-i harama göre en uzak mescid, mescid-i aksa olduğundan oraya diyor. İlel mescidil aksa. Peki, onun sıfatını getiriyor şimdi. Ellezî bârakna havlehu sıla cümlesiyle birlikte ellezî mescid-i aksa'nın sıfatıdır. El mescidil aksa lezî bârakna havlehu. Etrafını mübarek kıldığımız, peygamberlerin olduğu, mehbitul vahiy olan, vahyin geldiği o noktayı mübarek kıldık. Efendim, esra bi abdihi. Neden yürütüyor? Lamın mutallakı neresi? Esra, değil mi? Esra, niçin? Linuriyehu min ayatina. Ona ayetlerimizden bir kısmını göstermek. Kuvveti, kudreti, İlahi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme göstermek için yürüttük buyuruyor. لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا اِنَّهُ وَسَمِيعُ الْبَصِيرِ Şimdi bunu anlatıyor. İsa'dan bahsediyor. Sonra nereye giriyor? وَاَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ diyor.
Musa Aleyhisselam'a kitabı vermesinden bahsediyor. Yahudileri anlatıyor bize. Yahudilerin burada iki mağlubiyetinden bahsediyor. İki defa Kudüs'e dönüşünü anlatıyor. Yahudiler tövbe ediyorlar. Allah Teala yolu açıyor. Kudüs'e geliyorlar. İsyan ediyorlar. Amel etmiyorlar Tevrat'tan. Allah başlarına bir zalim gönderiyor. Hak ile yeksan oluyorlar. Esir oluyorlar. Kudüs'ü kaybediyorlar. Yani ve ateyna Musa'l kitabe ve cealnâhu huden li beni İsrail'e ellâ tettehidû min dûni vekîlâ. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim'de ayetler arasında hep bir münasebet var. Önce Efendimizin istihasından bahsediyor. Sonra Kudüs'e gidiyor. Kudüs'te Yahudilerin hakimiyeti, iki defa hakimiyeti kaybedişleri, sonra oraya dönüşleri. Allah Teala Tevrat'la amel etmeyince başlarına zalimleri musallat ediyor. Çevirin şimdi arka sayfayı. Asa rabbukum en yerhamakum ve in udtum udna ve cealna cehenneme lil kafirine hasira. İnne hâzel, yani ve in udtum udna, ey Yahudi diyor, eğer tekrar fesada dönersen, tekrar bu kitapla amel etmez, ona ihanet edersen, ve in udtum udna, biz de burayı bir zalim göndererek başına geçiririz diyor Yahudi'ye. Sonra nereye dönüyor? İnne hâzel Kur'an diyor. Bu Kur'an yehdi lilleti akvam, en doğru yola ulaştırır. Ha? Bu Kur'an-ı Hakim. O zaman alaka ne? İsa'dan bahsetti. Tevrat'a geçti. Tevrat'la amel etmeyenler Kudüs'ü kaybeder dedi. İki defa kaybedişi anlattı. Ey Yahudi dedi. Yine ihanet edersen Tevrat'a, yine Allah başına birisini gönderir. Yine kaybeder, mağlup olursun. Sonra Kur'an'a geçti. Yani diyor ki, eğer sizler Kur'an-ı Kerim'le amel ederseniz Kudüs'e sahip olursunuz. Beni İsrail'in sahip olduğu gibi. Eğer Kur'an-ı Kerim'le amel etmez, ona sırt çevirirseniz, o halde Yahudi nasıl Kudüs'ü kaybetti, siz de zelil olursunuz. İşte Kur'an-ı Hakim'le amel etmeyen, ümmetin iki asırdır devam eden zilletini görüyorsunuz, zilletine tanık oluyorsunuz kardeşim. Peki şimdi kelime anlamı verelim. وَالْمِعْرَاجُ حَقٌّ Miraç ismi alet dedik. اَلَّتِي عُرُجَ ف۪يهَا Merdiven gibi, yani manevi bir alet, bilmediğimiz keyfiyetini Allah Azze ve Celle biliyor. Peki haktır, hakkun sabitun diyoruz. Haktır, sabittir. Peki olmuştur, gerçekleşmiştir. وَقَدْ اُسْرِيَ بِالنَّب۪يَ aleyhissalatu vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yürütüldü. Usriye bin Nebi aleyhissalatu vesselam ve uruce bi şahsihi neyle fil yakadati ile sema. Allah Resulü gece yürütüldü. Mescidi Haram'dan Beyt-i Makdis'e ve uruce bi şahsihi şahsiyetiyle, yani ruh ve bedeniyle. Sadece ruhuyla değil. Efendimiz ruh ve bedeniyle birlikte yürütüldüler. Ve uruce bi şahsihi fil yakada, uyanık haldeyken. İle semai, semaya. Thumme haythu şa'e minel ula. Sonra ise efendim yücelere. Ula neyin cemisidir? Ulyanın cemisidir, değil mi? Ulya kelimesinin cemisidir. Yani yüceler, bütün yücelere yürütüldü. Neden öyle diyor? Çünkü burada tam bir ittifak yok. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte cennete, arşa, yani fevka arşa nereye gitti? İşte biz bunları hep farklı rivayetlerden biliyoruz. Ama orayla alakalı bir tevatür yok yani. Mütevatir bir rivayet olmadığından cemi olarak getiriyor. Diyor ki, sonra ve uruce bi şahsihi fil yakada ile semai thumma ila haythu şa'allahu minel ula, yücelerden Allah Azze ve Celle'nin dilediği yerlere Efendimiz şahsıyla bedeniyle yükseltildi. Ve ekremehullahu bima şa'e, Allah Azze ve Celle orada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dilediklerini, dilediği şeyi ikram etti. وَوْحَا اِلَيْهِ مَا اَوْحَا, ona
vahyetti. Ma kedebel fuadu ma ra'a. Kalp gördüğünü yalanlamadı. Gördüğü şeyi yalanlamadı kalp. Tabi bu nereden bahsediyor buralar? Efendim buralar Necm suresindeki ayet-i kerimeler. Yani oradaki ayet-i kerimeler Miraç'ın Allah'la Efendimiz arasında mı olmuştur konuşmalar, yoksa Efendimiz'le Cebrail arasında mı olmuştur? Yani iki türlü mutala eden alimler var ama daha çok Necm suresindeki o mülakat Efendimiz aleyhissalatü vesselamla Hazreti Cibril arasında olmuştur. Mâ kedebel fuâdu mâ râ'a. Gördüğünü kalp yalanlamadı. Gözün gördüğünü kalp inkar etmedi diyoruz. Peki diğer bir husus ise vel havzu. Havz Efendimiz aleyhissalatü vesselama ikram edilen, ihsan edilen havuz. Havzu Kevser. Buhar rivayetidir. Enes bin Malik diye oturuyorduk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle. Böyle bir şekerleme hali oldu Allah Resulü'nün. Sonra tebesseme, mütebessim bir halde tebessüm etti. Başını kaldırdı. İnna atayna kel kevfer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kevser suresini okudular. Kevser suresini okudular. Sahabe-i kiram efendilerimiz sordular. Nedir bu ya Resulallah? Nedir Kevser? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etedrune, ya da Efendimiz soruyor. Etedrune mel kevseru? Kevser nedir biliyor musunuz? Kulna Allahu Teala ve Resulü a'lem kâle fe innehu nehrun va'deni Rabbi azze ve celle aleyhi hayrun kesirun. Rabbimin bana vaat ettiği bir nehirdir. Nehirdir, havuzdur, çok geniştir. Efendim kokusu mis gibidir, sütten daha beyazdır. Bütün bunlar hadis. Havz-ı Kevser'le alakalı kaç hadis var? 30 küsür hadis var. Neden akaid kitabını aldı? Rivayetler mütevatir olduğundan dolayı. Mütevatir olduğundan dolayı inkar ederse imanı problem, imanı gider adamın. Bir de inna adayna kel kevser. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kevser suresi inince etedrûne mel kevser diye soruyor. Nedir Kevser biliyor musunuz? Kevser'i sallallahu aleyhi ve sellem ne olarak tefsir ediyor? O nehir ya da havuz olarak tefsir ediyor. İşte bardakları yıldızlar kadar, bir içen la yadmahu, bir daha susamayacak buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Peki şimdi şefaate geldik. Efendim şefaat kelime anlamı itibariyle talebul hayri lil gayri demek. Talebul hayri lil gayri, başkası için hayır istiyorsunuz. Başkası adına hayır talep ediyorsunuz. Maalesef bu dönemde Mutezile vagonuna yapışanlar, orada gidenler şefaati inkar ediyorlar. Yok diyorlar, olmaz böyle bir şey. Peki esasında neden inkar ediyorlardır? Belki bunların amacı o değil. Belki bunlar bilmiyorlar. Ama akaid dersinde hep şunu görüyoruz ki pek çok konuda bütün inkarların arkasında sünnet binasını çökertmek var. Efendimiz aleyhissalatü vesselamla içeriden bir hesaplaşma var. Şefaat inkar ediyorlar ki şefaat, yani birinci noktada kim var? Efendimiz var. Makam Mahmud'un sahibi Allah Resulü, şefaat uzmanının sahibi Efendimiz aleyhisselam, onu devre dışı yaparak, yani siz şimdi Allah Resulü'nden şefaat istemiyorsanız onun sünnetine ittiba noktasında problemler yaşayacaksınız. Peki bu ümmet nasıl ayağa kalkacak? Allah Resulü aleyhisselamın sünnetine ittiba ederek ayağa kalkacak. Hani ne diyordu İbrahim bin Ethem? İnna Allah yedfa'ul bela'a an hazihi'l ummeh bi rihlati rijalil hadis. Allah azze ve celle bu ümmetten belayı hadis ulemasının rihleleriyle kaldırdı. 18 yıl devam etti kimisi. Said bin Müseyyeb'in, Said bin Süfyan'ınki 30 yıl devam ediyor. 30 yıl. 30 yıl rihle yapıyorlar. Kambur halde eve dönüyorlar. Adam giderken
hanımının küçük bir bebeği vardı. Geldiği zaman oğlu delikanlı olmuş, hanımını öldürecek. Bu çocuk yanında ne arıyor diye. Yani böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih hadislerini bulup toplama adına bunu yapmışlar. Çöllerde kaybolmuşlar, aç kalmışlar, ağaç yaprakları yemişler ama isyan etmemişler, şükretmişler. Beni böyle bir ödeve istihdam ettin ya, Allah Resulü Aleyhisselam hadislerini topluyorum ya demişler, şükretmişler, hamd etmişler. Şimdi bu adamlar bunlara saldırıyorlar. Efendim hadislere saldırıyorlar. Onlar da hadisleri topladılar. Peki neden topladılar? Şunu biliyorlardı ki İslam'ı ancak Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleriyle doğru anlayabiliriz. Hani Hazreti Ali Efendimiz Abdullah bin Abbas'ı haricilere gönderiyor. Git diyor, bunları ikna et. Ne diyor Hazreti Abdullah bin Abbas radıyallahu anhüma? Peki diyor, neyle susturacaksın onları? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hazreti Ali Efendimiz olmaz diyor. E ben Kur'an çok iyi biliyorum. Efendimiz ona Allahümme allimhu tevilel Kur'an buyurmuştu. Yani tefsirini öğret ya Rabbi buna. Tercümanül Kur'an diyorlardı. Hazreti Ömer bile onu yanında götürüyordu. Peki neden olmaz diyor Hazreti Ali Efendimiz? Çünkü innel Kur'ane hammalun zu vucuhin. Her ayetin diyor pek çok anlamı var. Sen bir ayet okursun, harici bir ayet okur. Sen bir ayet, o bir ayet okur. Peki bunu neyle susturacaksın? Sünneti seni yeyle susturacaksın. Sünnet seni yeyle. Hele bir kumu lillah. Hele bir ayağa kalkın bakalım. Sünneti seni yeyle susturacaksın diyor. Peki o zaman sünnet varsa modernitenin yalanları, yanlışları, tuğyanları bunun yolu da kapanıyor. Peki sünnet bizim için kurtarıcı. Sünnet varsa ufuk var. Sünnet kurucu akıl bizim için. Yani belaları def etmede sünnetle yürüme mecburiyeti var bu ümmetin. Şimdi bunları devre dışı çıkarmak için çok cepheli bir savaş açmışlar. Onlardan bir tanesi de şefaat. Müslüman diyor ki ya Rabbi beni Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine muhatap eyle. O şefaate muhatap olabilmek için Allah Resulü'nün sünnetini yapıyor. Kur'an-ı Kerim Efendimiz'in sünnetiyle anlıyor. Sünnet onun yerinde, onun nazarında benzeri olmayan bir mürşid. Çünkü Allah Azze ve Celle ona mürşid olarak sünneti tayin eden Cenab-ı Hak. Peki şimdi şefaatle alakalı meselelere baktığımız zaman bu kardeşlerimiz diyorlar ki efendim şefaat yok. Bu insanı hazırcılığa itiyor. Zaten Kur'an-ı Kerim şefaatin olmadığını söylüyor bize. Önce şefaatin var olup olmadığıyla alakalı ayet-i kerimelere bakalım. Ayet-i kürsüye gelin birinci olarak. Şimdi ayet-i kürsü buldunuz. Orada ne buyuruyor? Men zellezî yeşfeu indehu illâ biizni. Yani men zellezî yeşfeu ne demek? Kim yapabilir? Kimse yapamaz. Kimse Allah Azze ve Celle katında şefaat edemez. Men zellezî yeşfeu indehu illâ biizni. Ancak Allah'ın izniyle eder. Demek ki Cenab-ı Hak izin verecek. Şefaate Cenab-ı Hak izin verecek. Vermeseydi böyle der miydi? Men zellezî yeşfeu indehu illâ biizni. Peki nedir bu şefaatin şartları? Kimler şefaat edebilir? Taha suresine gelin. Taha suresine. Şefaatle alakalı en cami ayet-i kerime budur. Şefaatin bütün şartlarını bu ayet-i kerime içerir. Yani bunu mutlaka ezberlemesi gerekir her kardeşimin. 109. ayet, 319. sayfa. Peki ne buyuruyor? يَوْمَ اِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَدِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا. Şimdi يَوْمَ اِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ. Kıyamet günü şefaat fayda vermiyor.
İlla men ezine lehur rahman. İki şart var. Şu şartlar olunca verecek bak. Ayet okuyoruz değil mi? Ne diyor? Ne buyuruyor? İlla men ezine lehur rahmanu. Rahman ona izin verdi. Kime veriyor? Şafiiye. Kim o? Şefaat eden. Şefaat edene izin verecek. Yani Cenab-ı Hak bunlar şefaat edebilecek diyecek. İlla men ezine lehu li şafi. Limen yani. Limen. İlla men ezine lehu Rahman. Yevme izin la tenfa'u şefaatu illa men ezine lehu Rahman. Birinci şartımız Allah Teala izin verecek. Kim o? Şefaat ede. İki. Ve radiye lehul kavla. Ve radiye lehu kavla. Bir de Cenab-ı Hak ve radiye lehu kavla. O meşfu'u leh olan adam. Kim için şefaat edilecekse ona da şefaat edilmesine razı olacak. Yani diyelim ki bu Allah Resulü. Ayet-i kerimede nereye tekabül ediyor? يَوْمَ اِذِ اللّٰى تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مِنْ اَذِنَ الرَّحْمَانِ Allah Resulü şefaat edecekse hangi kelimeler onu anlatıyor? مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانِ Değil mi? اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ Rahman'ın izin verdi. Kim o? Allah Resulü ve diğer şefaat edecekler. Peki bu da bizim gibi bir günahkar. Buna şefaat edecek. Peki bu kim oluyor? وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا Allah Teala buna Efendimizin şefaat etmesine razı olacak. Yani o zaman o şefaat eden kişi şefaat edecek. Yani iki tane şarttan bahsediyor. Bir, Allah Teala şefaat etmeye izin verecek. İki, kimlere şefaat edileceğini de Cenab-ı Hak bizzat belirleyecek. O zaman bu iki şart olunca şefaat gerçekleşiyor. Bir, şafi olacak. İki, meşfu'un lehten, şefaat edilenden Allah Azze ve Celle razı olacak. Peki, şimdi Enbiya suresine gelin. ...324. sayfa... ...28. ayet-i kerime... Yine ...hep aynı yani... ...ya'lemu ma beyne eydihim... ...ve ma khalfahum... ...ve la yeşfe'une... ...illa limen irtada... ...ve la yeşfe'une... ...o şefaat edenler... ...kim için şefaat edebilirler? Allah'ın razı olduğu kişi için... ...yani... ...ve la yeşfe'une illa limen irtada... ...şefaat eden bir grup var... Peygamberler var, salihler var, muttakiler var. وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنْ اِرْتَدَى Bu adam. Bunlar günahkar. Allah Teala razı olacak bunlara şefaat edilmesine. Bu durumda şefaat edebilecekler. Yine Necim suresine gelin. 27. cüze geliyorsunuz. Necim suresi. Evet, 526. sayfa, sayfanın dibi, en son ayeti. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى Yani وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ Semavatta nice melekler var diyor. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا Onların şefaati hiçbir günahı gideremez. İlla min ba'di en ye'zenallahu limen yeşâhu. Allah izin verdikten sonra, dilediğine ve yarıda razı olduktan sonra. Peki burada ne var? Melekler şefaat ediyorlar. Kime? Allah'ın razı olduğu kişiye. Yani ayetler arasında bir kopukluk var mı kardeşim? Yok. He? Ayeti doğru anladığın zaman bütün ayetler ne buyuruyorlar? Şefaat var diyorlar, onu anlatıyorlar, onu söylüyorlar. Peki şimdi bizim bu kardeşlerimiz diyorlar ki, hocam öyle diyorsun ama Müddessir suresine gelin şimdi. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Bu ayet-i kerimeye ne diyeceksin diyorlar. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ 577. sayfa.
48. ayet-i kerime. Sayfa 577, 48. ayet-i kerime, sayfa başı. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Onlara şefaat edenlerin şefaati fayda vermez. Şimdi burada ne var? Şefaat eden bir gruptan bahsediyor mu? Ediyor. Ne diyor? Ne buyuruyor? فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ Şefaat edenlerin. Demek ki şefaat eden bir grup var. Allah'ın tayin ettiği, belirlediği, şefaat eden bir kadro var. Şimdi bunlar şefaat etmiş olsa, onların şefaati فَمَا تَنْفَعُهُمْ Onlara fayda vermiyor. Peki demek ki şefaat edenler var. Bunların şefaatleri birilerine fayda ediyor, birilerine etmiyor. Peki şimdi bakıyoruz ki ayet-i kerimede يَوْمَيْذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاءَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ Bütün bunlar şefaatin olduğunu anlatıyorlar. Burada şefaat edeni kabul ediyor ama fayda vermiyor diyor. Peki bakıyoruz şimdi o hum zamiri nereye gidiyor? فَمَا تَنْفَعُهُمْ Hemen bir sayfa geri geliyorsunuz. Ne buyuruyor orada? Sayfanın dibine bakın. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ قَالُوا لَمْ نَكُوا مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْ نَكُوا نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْقَائِذِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى اَتَانَ الْيَقِينَ Kimmiş bunlar? Kafirlermiş. Değil mi? Kafirler ne diyor? Vakun ne yaptı bunlar? İşte cehennemdedirler. Onlara soruyor. مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرْ Sizi cehenneme çeken sokan nedir? Onlar da diyor biz namaz kılmazdık, miskine bakmazdık. Kur'an'ın aleyhinde böyle yıkmak için her faaliyete katılırdık. Biz din gününü yalanlardık. Ta اَتَانَ الْيَقِينَ Ölüm gelene kadar. Bunlar kafir olarak öldüler. Peki kardeşim bu ayetteki zamir kimden bahsediyor? فَمَا تَنْفَعُهُمْ O kafirlere fayda vermez. Peki biz kimden bahsediyoruz? يَوْمَئِذِلْ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا Allah رَضِيَ لَهُ قَوْلًا Kim olacak bu? Müslüman olacak. Ama günahkar. Yani ondan razı oluyor. Kimden razı olmuyor? Kafirden razı olmuyor. Kafire şefaat edemesin diyor. Yine مَالِ الظَّالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ وَلَا شَف۪يعٍ يُطَى مَالِ الظَّالِم۪ينَ Bu da Gafir suresinin 18. ayeti. مَالِ الظَّالِم۪ينَ مِنْ حَم۪يمٍ وَلَا شَف۪يعٍ يُطَى Hamim demek yakın. وَلَا شَف۪يعٍ يُطَى Şefaatı kabul edilen bir dostu akrabası zalimin olmaz. Ama zalim diyor ya. Kafir diyor. Müslüman demiyor ki. Efendim başkası okuyor. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَزِّي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا Gelin Bakara suresinin kaçıncı ayet-i kerimesine geleceksiniz? Bakara suresinde 48. ayet-i kerime 7. sayfa. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا O kıyamet günü dikkate alın. O gün için kendinizi tehlikeye atmayın. Ki o gün hiç kimse kimseden bir günahı defedemez. Şeyen وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ Onlardan şefaat da kabul edilmez. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ Fidye de alınmaz onlardan. وَلَا هُمْ يُنُصَرُونَ Onlara yardım da edilmez. Peki kim için bu ayetler? Kafirler için. فَمَا تَنْفَعُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِينَ Kim için? Kafirler için. Şefaat kim için olmayacak kardeşim? Kafir için olmayacak. Bak kaç tane ayet okuduk ve kaç tane hadis var. Bütün bu hadisler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, salih kulların, alimlerin bize şefaat edeceklerini haber veriyorlar. Peki şefaatin şekilleri nedir? İşte bir kısmını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatiyle cehennemden cennete gidecekler. Cehennemden cennete gidecekler. Bi şefaati Muhammedin Efendimizin şefaatiyle bunlara cehennemiyin denecek diyor hadis-i şerifte. Allah Resulü'nün şefaatiyle. İkinci grup hesapsız onlar
Efendimizin şefaatiyle cennete girecekler. Ukkaşa hadisi var. Ukkaşa hadisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 70 bin kişi hesapsız cennete girecek deyince Ukkaşa diyor ki ya Resulallah dua et de ben de onlardan olayım. Müslim rivayeti bu. Efendimiz buyuruyor ki Allahümme cealhu minhum. Bunu da onlardan yap diyor. Yani 70 bin kişiden hesapsız peygamberin aleyhisselamın şefaatiyle cennete gireceklerinden. O tabii ki ama hep bunlarda ne şartı var? Allah razı olacak. Tamam? Hep bu şartları orada düşünüyorsunuz. İbrahim aleyhisselam işte babasını kurtaramıyor. He? Kafir diye Müslüman olacak. Sonra cennete girince cennette makamı yükselecek. Sonra yine şefaati li ehlil kebairi min ümmeti. Tirmizi, Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel hepsi rivayet ediyor. Büyük günah işleyenlere. Şefaati li ehlil kebairi min ümmeti buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim metne bakalım şimdi. وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي اِدَّخَرَهَا اللّٰهُ لَهُمْ كَمَا رُوْيَ فِي الْآخِرَةِ وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي اِدَّخَرَهَا. اِدَّخَرَهَا demek ne demek? Sakladı değil mi? Sakladı. وَالشَّفَاعَةُ الَّتِي اِدَّخَرَهَا لَهُمْ Müslümanlar için peygamber adına ahirete saklamış olduğu o şefaat hakkun yani sabitun sabittir. Nasıl iddekaraha? Bunu nereden aldı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Buhari hadisidir. Likulli nebiyyin da'vatun mustecabe. Her peygamberin kabul olan bir duası var. Ben de duamı kıyamete sakladım. Kıyamet günü ona sakladım. Nedir o? O da ümmetime şefaat edebilmek. Ümmetime şefaat edebilmek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl olacak? Buhari'de uzun bir hadis var. İnsanlar Hazreti Adem'e gidecekler. Ben kendimle meşgulüm diyecek. Oradan peygamberleri dolaşacaklar. En son Efendimiz'e gelecekler. Allah Resulü aleyhisselam Cenab-ı Hak'tan şefaat talep edecek. Buna hangi şefaat diyoruz? Şefaat-ı uzma diyoruz değil mi? İsra suresindeki o makam-ı mahmud buna işaret ediyor. Ezan duasında Efendimiz'e teberrüken onu talep ediyor. Ne diyoruz? Allahümme Rabbe hâzihi d-da'veti t-tâmmeh ve salâti l-qâimeh âti Muhammedenil vesîlete vel fadîleh ve ba'ashu makâmen mahmûdenillezî va'adteh. İnneke lâ tuhliful mi'ad. Şimdi o Allah zaten ona vaat etti ama biz bereketlenmek için Efendimiz'e ve o şefaat makamından istifade edebilmek için o duayı yapıyoruz. Allahümme Rabbe hadi daveti tâme ne demek? Kelime-i şehadet, ezan, Allahu Ekber. İşte onlardır yani Allahu Ekber'dir. Tam bir kelimedir ya da kelime-i şehadettir. Şimdi efendim Allah Resulü oraya saklıyor. Sonra orada işte bütün peygamberlere gidiyorlar. Peygamberler şefaat edemeyince Efendimiz'e geliyorlar. Allah Resulü şefaat talebinde bulunuyor. Cenab-ı Hak Allah Resulü aleyhisselama irfa ra'sek vesel tuğta veşfa tuşeffa buyuruyor. Buhari hadisidir. Müslim'de de var. Yani ne istediyor, ne istiyorsan sana verilecek. Başını kaldır. Vesel tuğta. Ne istiyorsan o verilecek. Veşfa tuşeffa. Şefaat ed, şefaatin kabul olacak. Allah Azze ve Celle senin yaptığın insanlara şefaatini kabul edecek buyuruyor Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Peki efendim, o halde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, salih insanlar, alimler, zahit kullar Cenab-ı Hak müsaade edince şefaat edecekler. Mutezile şefaatin sadece cennet içinde yükselme şeklinde olacak ama onun dışındaki şefaat şekillerini kuru bir inat uğruna bu kadar ayet, bu kadar hadisle inkar ediyorlar.
Peki bizdekiler neden inkar ediyorlar? Arkada başka bir el var. O el bunlara Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine taan etme vazifesi, ödevi vermiş. Onun adına vur ha vur saldırıyorlar. Allah Azze ve Celle bizleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat-ı uzmasına muhatap kılsın. İşte şefaat-ı uzma mahşerdeki bu şefaat. Mahşerde insanlar bekliyorlar. Artık ter böyle onları günahlarına göre kaplamış. Efendimiz şefaat edince cennet, cehennem ehli ayrılıp gidecekler.